soğanların mantı için blenderdan geçirdim. Burada 4 kilo herhalde soğan vardı. Kuru haliyle. Şimdi şu biraz süzgeçte suyunu sırkıtın. Görüyor musunuz nasıl suyu akıyor? Mantı içi hazırlayacağız. Annem kasap alışverişi için gitti. Ondan sonra paket sipariş vardı. Onu yürüyerek götürdüm. Yakındı çünkü. Benim motor Yusuf'ta. Annem de kasaba motoruyla gidince ben yayan kaldım. Allah'tan şurada yakındaki tura götürdüm. Gene gözleme istediler. Oraya bıraktım. Annemle oturduğumuz yerde hem doğradık. Pişirmeyi de hemen yaptık. Bunun içine 4-5 diş de sarımsak koydu kızlar. Kahvaltılı sos, menemen sos bu. Böyle sulu oluyor genelde. Yani bizimkilerin susuz olduğuna bakmayın. Biz sulu olanı birazcık şey yapıyoruz. Başka bir tencereye alıyoruz. Gün içerisinde kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi düşünüyorum kendi kendime. Diyorum ki Nigoş acaba başka bir iş yok. İşte sakin. Diyorum ki sen acaba yanmadan bunları kavanozlara doldurabilir misin? Sonra diyorum ki galiba ben bu işi hallederim. Şuraya şimdi tencereyi alacağım. Kavanozları çıkaracağım. Ve hepsini kepçeyle soğanın birazcık süzgeçte suyunu akıtana kadar onları halledeyim. Blender'ımı hemen elimde yıkadım. Koydum makineye koyunca şu içi su doluyor. O yüzden hızlıca elimde artık bulaşıkları yıkayıp çeviriyorum. Bununla elleneyeceğim çünkü bunu sıktıkça buraya atacağım. Evet, parmağım şuradaki yarası bana engel oluyor. Acıyor ondan dolayı taktım, yara bandı taktım. Öğlen yemeği daha yemedik. Saat 4'ü geçiyor. Değil mi? Bakayım. Aynen 4'ü 25 geçiyor. Radyoyu biraz susturdum. Çocuğu böceği benden çok bağırıyor. Öğlen yemeği yemedik de annem de gitti. Ne yapayım? Bunun üzerine bir şey, iki yumurta mı kırsam? Mis gibi ekmekle batırıp Yusuf'u da çağırayım. Hele bakayım şunları bir halledeyim. Ondan sonra galiba öyle yaparım. Taze kahvaltı sosuna, menemenlik sosa yapayım. İki yumurta kırayım. Yusuf'la oturup yerim. Annem de gelince atıştırır. Annemin işi birazcık uzun sürecek çünkü eve de gidecekmiş galiba. Geçen klimasının motoru arızalandı demiş miydim annemin kliması için? Onun için bakmaya mı ne gelmiş servis? Falan filan. Birer litrelikler değil de annem genelde aslında yarımlıklara koyuyor. Yarımlıklar daha kolay oluyor. Hem doldurması hem soğutması. İşte aldığı kadar dolduracağım şu yarımlıkları. Ay düşüyor. Kavanoz elimden düşüyordu. Martemiz zaten. Hemen bunları kepçeyle doldurup koyayım. Ters çevirecek. Böyle sıkıp kavanozlarını ters çeviriyoruz. Tipik konserve gibi yani, anlayacağınız. Bir hafta dayanmaz bile biter. Ona su verdim. Şuradaki yeşilliklere verdim. Şu çitler bayağı kurumuştu. Onlara verdim. Şu büyük ağaçların hepsine, meyve ağaçlarının hepsine verdim. Oh. Çok karnım şiş hissediyorum ya. Karpuz yedik. Yusuf geldi. Dedim ya bir şey yemedik diye. Menemen sosu koydum. Annem daha şeydeydi. Gelmemişti. Kasap alışverişine gitmişti ya. Ondan dolayı sosları falan kavanozladım. Yusuf'la menemen sos yedik. Peynir, karpuz. Şarkışısı uzaktan perdeli güzel oldu. Aynen. Şimdi bir masam var. 3 tane genç içecek bir şeyler içiyorlar. Yine şimdi batta batacak da bu tarafa döndü. Her yeri güzelce suladım. Çiçekleri, gülleri.
Aloe vera güneş de bayağı bir rengini kaybetti. Ama bu sıcağa kimse dayanamıyor yani. Belki ağaçlar, çiçekler. Nargileyi buraya aldım girişte görünsün diye. Bahçe şurayı yıkamadım. Sadece şuraları yıkadım. Islaklıktan görünüyor zaten. Saat 5 çeyrek falan civarı. Bir saati kadar da ben eve gideceğim. Allah'tan bir mani eksiklik şeylik çıkmazsa. Annem mutfakta neler yapıyor bilmiyorum. Eve gidince bugün yemek verdim var. Şu dolabı bir türlü elden çıkaramadım ya. Görüyorum da. Böyle baksanıza. Bugün tozunu aldım bunu güzelce bir sildim. Gençlerin keyfi yerinde. Kulaklıkla konuşuyorum da ben zannetmiyorum da ona bir şey söyledim. Annem rafı içeri aldı da nereye koyacak? Bak gene bir şeylerin peşinde sarı bir can. Bak. Kız anne burada böyle olur mu? Oluyor. Çünkü benim yerim çok küçük. Mecburen her köşeyi değerlendirmek zorundayım. Tamam da anacığım zaten şuradan zor geçiyorduk bir de hepten. Yani, zor mu? Burada zaten bir kişilik yer yani. İkinci kişiye yer yok ya. O yüzden yapacağım. Doğru şey. Artık gerçekten biz hiç beraber çalışamıyoruz mutfakta. Ya birimiz. Kavanozladım gördün mü soslarını? Ellerine sağlık anneciğim. Soğanı da hallettim gülüm. Ha, anladım yani. Tamam. Şeyleri toplamışsın. Annem birbirinden gene dayanamamış. Çeyizini bir züccaciye alışverişi yapmış. Dayanamıyor. Kesinlikle böyle şeyleri görmeyi dursun. Ben miyim acaba? O mu? Yeni gelin ama yeni gelin de değilim. Anne şurayı gördün değil mi? Vallahi. Çıkarmışsın burayı. Çok kaliteli. Kızlar gidin bulun sağlam. Alın şokta. Çok sağlam değil mi anne? Sağlam. Ben akşam gideceğim burun kuracağım. Ahşap olması çok güzel. He, size bir video daha çıkacak o zaman. Akşama şey arasına odavasını rafını yapayım oyuncaklarını dizeyim. İyi Selime Sultan sen mutlu musun böyle? Bak daha düşünüyor oraya gene neyi mutlu alabilirim diye. Mutlu değil yani. Sen seviyorsun şey. Böyle şeyleri. Hiç elimin altını doğrulamak zorundayım. Çünkü çalışmak yani gerçekten çok zor küçücük mutfakta. Sadece birazcık alanımız şey oldu diye. Bu güzel şeyi ben diyorum dışarıda böyle müşterilerin gördüğü gibi ama sıcak nerede kullanacaksın? Güzel güzel. Tabii bayağı bir şeyini toparlamış yani çaydanlıklar falan. Ya? Benim makarna. İşimi görsün burada ya. Ben müşteriye görsel tamam. Olarak almadım. Haklısın bir tanem. İşimi metrodan alınan mayonez. Ay anne benim mayonezim bitince gelip buradan doldursam ya. Alabilirsin tabii. Tabii alabilirim. Bir de ne istiyordum biliyor musun? Birazcık beyaz peynir anne. Bak, bir kalıp. Bunların hepsini oraya bir şey koyma. Yapış yapış oluyor yağda. Heh. Buharlaşıyor ya. Hı-hı. Görüyorsun değil mi? İki günde bir siliyoruz burayı. Aynı şekilde evet. Yine yapış yapış oluyor. Sürekli yemek pişiriyoruz anne. Aynen. Yemek piştiği için ama şey temizledim ama demek ki yeterince çekmiyor. Anne ben peynir alacağım bir kalıp. Al anne. Unutmayayım. Var dışarıda. Dışarıda 3 genç var. İçecek içiyorlar. Sohbet ediyorlar. Yemek yemeyeceklermiş. Ben tamam dedim. Ben de gideyim oğlumun rafını kurayım. Oyuncakların hepsini. Bakarım ya. Gene de belli olmaz. Ben gitmemişler. Evdeymişler. Bilsin. De ki bana sabah dün akşam söylediğinde dedi ki yok anne onları götüreceğim ben dedi. Evi temizleyeceğim. Yer onlar gitmemişler daha. Şimdi mi gitmişler? Şimdi ben de o sıcakta harıl harıl koştur eve gittim. Onlar evde. Uyuyordu, çocuk da o zaman gitmemişler bugün. Geldim canım. Bir yere benzemiş miyim? Çıkacak, yürüyorum. Şu büyük Klikya'nın önündeyim. Yusuf'un oraya gidiyorum, motorumu alacağım ama bugün Yusuf'u kıskandım. Yusuf kendine bakım yapmış. Kipriğini boyamış, kaşlarını boyamış, sakalların tıraş olmuş falan. Böyle bir karizmatik olmuş. Gözüme gençleşmiş geldi. Ben de dedim ki neden bana hiç bakım yapmıyorsun? Benim de kaşımı kipriğimi boyasana dedim. Bir de gür gözükmüş böyle. Çok güzel olmuş. Dedim ben dedim iş çıkışı yanına geleceğim. O dedi gel bebeğim yaparız dedi. Şimdi saat 6. Zaten bugün işler çok sakindi. O 3 kişilik çocuklu gençleri de gönderdim. Annem mutfakta oyalanıyordu. Kızım sen git dedi. Ben çıktım. Pasajına yaklaştım. Annemle şapkalarımızı değiştirdik. Benim bir tane siyah şapkam vardı ya. Annem geçen onu denedi ve çok beğendi. Dedim al o zaman senin olsun. O dedi ki sen neyle gidip geleceksin güneşlerde? Dedim bakarız. Dedi ben sana şapka hediye getireyim. Bunu getirmiş. Neden iyi oldu? Çünkü bu şapkanın üstü açık olduğu için saçlarımı topuz ya da at kuyruğu olduğu zaman rahat kullanıyorum. Bir yanımda elimde poşetler var. Şey böldü annem. Bulgur, mercimek, ondan sonra peynir falan filan. Yura da burada. Mutfaklaşa gelecekti. Geldim bakalım müşterisi yoksa bir beni bakıma alsın. Müşterisi varsa da gideceğim motoru alıp eve geçeceğim.
Yani yürüyerek çıktığım için şapkayı taktım. Bu şapka da güzel, açık renk olduğu için güneş de çıkmaz. Anneyle değiş tokuş yaptık anlayacağınız. İşte geldik. Bakayım, müşterisi var valla. Bende şans oldu, yok ki. Sabah saatleri sakin oluyor Yusuf'un işi. Benim de sabah saatleri işim yoğun oluyor. Yani restoranda bir sürü işim oluyor. O yüzden yoruldum. Poşet de ağırdı. Selamünaleyküm. Yura geliyor muydu, gidiyor muydu? Yura geliyor. Anladım. Yaptın mı antrenmanı? Evet, tamam. Ben o zaman eve gideyim. Senin müşterin var. Eve gideyim. Evet, bakım istiyorum ama müşterim var. Yok, ben beklemeyeceğim. Kıskandırdın beni, kıskandırdın. Bak bana. Kiplerini kapat. Kiplik kaç boyamış. Güzel olmuş, beğendim. Neyse, o çalışıyor. Ben gideyim motorumun anahtarımı alayım da hayatım. Ben gideyim madem öyle. Senin kliman ne güzel soğutuyor. Serin burası. Şapkamı beğendin mi? Annemin hediyesi. Üstten saçımı toplamak böyle rahat oluyor. Evet. Haydi paka bakalım. Ha? Ben bunu götüreceğim bir de. Bunu kuracağım Aras'la. Oo, benim işim mi yok? Unuttum ya ben bunu. Bunu da götürelim, evde halledelim. Efendim canım? Videoya çek. Annemin oradaki videosunun açılışını yaptım. Çektim yani aynısını, kurulumunu. Tamam, olsun ama sen parasını koyarken bir daha çek ki. Aynı gün iki tane aynı içerik sıkılmazlar mı? Onu başka bir videoya atarsın. Anladım canım. Parasını bir sene de koyarken videoyu çek. Gel arasında sen de kendisi yapsın bakalım. Göster. Yapamaz o, nasıl yapacak? Ya söyle, göster ona. İyi hadi bakalım. Yemeği ne yapayım akşama? Makarna olur mu? Makarna. Ne? Yani ne karpuzu? Bak öğlen yedik ya karpuz. Alacak mısın ama yapsın. Karpuz almam lazım. Koy dolaba kes ama küçük bir şey alalım. Bir de markete mi uğrayayım şimdi bu sıcakta? İyi hadi gideyim ben o zaman. Çok zor şartlarda eve geldim. Şoka girdim, kocaman bir karpuz. Yani küçük karpuz yoktu. Karpuz da böyle sepetten kaldırıp kasaya koyarken karpuz düştü. Önümüzdeki bu kasanın önünde sakızlar, şekerler falan oluyor. O rafların üzerine düştü, sakızları falan döktü. Felaket bir rezillik, bir de çalışanlara iş çıkarma. Sıkıntılı yani. Sağ olsun Aras da sabah biz nasıl klimayı kapatıp uyuyor diye geceden klima açıktı ve çok soğuktu ev. Üşümesin diye uykuya karşı bazen üstünü açık bırakıyor. Sabah klimayı kapattım gittim. Hani genelde sıcak olunca kendi klimayı açıyor. Bugün benim çocuğuma ne hal olduysa, ben biliyorum ne hal olduğunu da, neyse. Serkan da çünkü oyuna daldı. Ne ödevini yapmış, ne ev süpürmüş, ne ev temizlemiş. Yani daha doğrusu ne arkasından toplamış. Ben zaten evi silsin süpürsün. Tövbe haşa, ben ondan böyle bir şey beklemiyorum bile de. Belki yemek de yememişsindir. Yemek yedin mi? Yedim. İyi bari onu yapmışsın. Sandviç yaptım kendime. İyi. Onu, hep onu yapıyorum kendime. Şimdi ödevi oturturdum. Serkan'ı gönderdim. Klimayı açmamış çocuk bütün gün. Oyuna dalmış. Ev yanıyor. Şu anda böyle dışarıdaki 47 derece güneşin altındaki öğlen sıcağının daha beter evin içi. Hemen klima açtım. Yatak odasının kapısını kapattım. En azından şu salonla mutfak bir serinlesin de. Benim klima da küçük olduğu için 8'lik ve en az 2-3 saat çalışması lazım ki evi bir serinletebilsin. Çatında bütün sıcağı eve dolmuş bütün gün. Pencerelerini hiçbirini açmamış çocuğum. Neyse. Karpuz kocaman. Bileğim ağrıdı. Çoktan aldım. Yusuf'tan gittim. Kuma anahtarı aldım. Orada müşterisi var mı? Beklemedim. Çıktım artık. Şimdi şu karpuzu bir keselim. İnşallah güzel çıkar. Umudum yok çünkü şey, çok büyük karpuzlar genelde bayağı çıkıyor. Fişini de almadım biliyor musunuz o telaşla. Bir de şey siparişi geldi. Gözleme siparişi geldi. Biri aradı. Telefon esnada çalıyor. Güzel çıktı. Tadını bilmiyorum ama. Karpuzu hemen dolaba iteceğim ki birazcık soğusun. Şu küçük dilimini itivereyim. Olmak üzereydi. Başka? Zaman. Zaman. Aynen öyle. Aferin sana. Margarin derilmiş. Şöyle margarin verdi. Şöyle kalıp peynir. Bunların hepsini metrodan fazlaca aldığı için çuval, işte çuvalar derken böyle 5'er 10'ar kiloluk. Kırmızı mercimek. Bulgur.
Şimdi bunları hemen bir yerleştireceğim. Bir soluklanacağım. Şoktan şey aldım. Pirinç burger aldım. Ekmek arası burger yapacağım bugün. Yanında bir salata yaparım. Öyle geçiştireceğim yemeği. Su istedi Yusuf. Su aldım 2 tane. 1,5 litrelik. Bir tane de ekmek aldım. Şöyle. Bir de arasın kutusunu getirdim. Onu da akşama yaparız. Şimdiki hiç ev zaten yanıyor. Bana da zaten gelenler geldi. Kasada öyle her şey dökülünce moralim bozuldu açıkçası. Bir de sıra vardı. Akşam yoğunluğu falan. Neyse olabilir böyle şeyler. Nazar diyelim. Şu tezgahın üzerine hemen bir toparlayayım. Ellerimi bir yıkayayım. Birazcık bir mola vereyim kendime. Sonra da Aras'ın şu odasındaki rafı halledelim. Aras şimdi ödevinde. 6 sayfa ödevini bugün bitirmek zorunda. Aras'ın dolapta kabuğu bir tutsun. Ama o karışmış. Çikolatalar da aldım. Tutmanın en kolay biraz çözelim. O da karıştırıp çekip yapacağımı şaşırdım bugün buyum. Göz önüne çıkayım mı? Bu çikolatalar bitsin ya. Durdukça. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarına hangisi yok? Gerçi şu zaman. Hangisi yoktur? Nasıl yani? Yer var mı? Bir yer belirtiyor mu okuduğum metinde? Şunlar vitaminin çok lezzetli şekerler. Almanya'dan gelmişti. Yer belirtiyor yani. Yer belirtiyor tamam. Başka? Zaman var mı? Zaman yok. Zaman yoksa zaman hangisini belirtmemiş midir? Hangi unsur belirtilmemiş midir diye soruyor. Yoktur. Tamam yoktursa o zamanı işaretleyeceksin. Böyle bir kutu çıktı. Gözünün önüne koyayım da. Bütün bunlar ya dolapta duruyor. Ben malum dişten yiyemiyorum. Zaten çok da böyle tatlıya, şekere, böyle çikolataymış, oymuş, buymuş. Böyle düşkünlüğüm yok. Sevmiyorum ya. Ben çok daha çok tuzlucuyum, ekşiciyim. Ya çok heyecanlıydı. Evde girecekleri için kendi suyumu dışarıya bıraktım. Dolaba koymadım. Dişim ağrıyor zaten. Birazcık sanki yine ağrımaya başladı gibi. Dişim. Bakalım artık. Şu oğlu şu dikkatli dağılmasın. Ödevlerini bir bitirsin. Yemeği de zaten dediğim gibi salatayla piliç burgerleri kızartırım. Mayonez, ketçap, ekmek arası böyle yemek isteyen nefis burger yani. Daha ne olsun, su içeyim azıcık. Ben şimdi Aras'ın burgerini bir yapayım. Aras burgerini yesin. Yoldan konuşuyorum yani aklım gidiyor ya. Bir de bu 5 tane kelime koymuşuz. Tamam anneciğim ben sessiz oluyorum. Bir şey demiyorum yok, tamam. Yok demene gerek yok. Sen konuşamıyorsun. Kayınvaliden bu burgeri yemez. Sonradan aklıma geldi. O yüzden fırında patates de yapacağım. Bunları böyle. Bunlar zaten bebek patates ya. Bunları güzelce yıkayacağım. Kabuklarıyla soymadan böyle iri elma dilimi şeklinde kızar şey yapıp soğan, birazcık sarımsak, azıcık paprika. Hemen bir şey atacağım, fırına atacağım. Bu arada köfteleri bir taraftan kızartıyorum pirinçleri. Pirinç burgerleri daha doğrusu. Oy. 6 tane çıktı pakette. Tabama 4 tane sığdı. Şöyle. Tarafı da göstereyim size. Burada ne var ekmek arasında? Hemen şöyle marul dilimim var. Ekmeği böldüm. Hamburger ekmeğim yoktu. Bu ekmek de zaten yumuşaktı. Dünyusun aldığı ekmek. Domates dilimi yapacağım ortasına. Mayonez, ketçap ve burger. Peynir falan koymuyorum. Yani kaşar oluyor ya. Evet. Bir de mayonez, ketçap sıkacağım. Arası hemen doyuracağım. Ben şimdi yemek istemiyorum. Ben patatesi falan hemen hazırlayayım, soslayayım. Fırına iteyim. Fırın neresi anne? Fırın anneciğim. Aslında Yusuf'un gelmesine yakın yapsam daha iyi mantıklı olacak çünkü. Anne ama ben bayağı acıktım. Yok seninkini hemen yapıyorum aşkım. Şöyle ikişer tane.
Şunu hemen yağdan çıkaracağım şimdi. Arasındakini yapayım vereyim. Dün Sprite almıştı baba. Aha. Bitirdin mi sen canım onu? Anne ben birazcık içtim. Hayır var mı şu anda yani Sprite'ın bununla içmek için? Ne? Kalmadı mı? Yok yok. Ha, ben tamam, böyle o zaman. Yerim. Ben tamam böyle yerim. O zaman su al yanına tamam. Tamam ben böyle yerim anne. Çünkü sen birazcık içtin, babam da birazcık içti. Ben hiç içmedim dün, dişim ağrıyordu, Sprite içmedim anneciğim. Ha, ben artık içmiyorum öyle şeyleri. Babam birazcık içmiştir. Hı-hı. Ben de birazcık içtim, bir yarı kalmış. Hı-hı. Onu da ben bitirdim. Şahane. Bitti işte. Şahane ev burgeri. Daha ne olsun? Gel aşkım hazır. Ödevini kaç sayfan kaldı? Son bir sayfa. Beş tane yaptın mı? Yok yok. Bir, iki, üç. Dur bir dakika. Yok. Son bir buçuk. Tamam. Yani 4.5'unu yaptın mı? Tamam. Mola ver gel. Yemeğini yap. Ye. Pauze. Yemeğini ye. Ben de. Öyle derken yani. Bir tane soru. Soyun, dilimleyeyim. Bak bir tane soru kaldı. Ya sen şu anda 5. sayfada mısın? Şu anda ben 48'deyim. 49'da bitiyor. Evet. Geçeceğim. Tamam gel burgerini soğutma ye. Ondan sonra da şey yaparsın. Ödevine geçersin. Hadi. Hadi ben de patatesleri hemen güzelce bol suyla bir yıkayayım, harmanlayayım. Anne, fırına olur. İteyim. Benim fırına iteyim mi? Pişireyim mi? Çok Yusuf'un gelmesine yakın mı yapayım? Yusuf'un gelmesine yakın yapsak daha iyi olmaz mı? Hazırlığını yapalım. Fırına da Yusuf'un gelmesine yakın yaparız ki sıcak sıcak hep beraber yiyelim. Çok fazla yapmayacağım. Böyle kişi başı 3 patates değil, 2 patates bile hesaplasam 1, 2, 3 kişiyiz. Aras da yerse şöyle 2 tane daha ekleyeyim. Şunların hepsini güzelce bol suyla yıkayayım. 2 diş sarımsak da atayım. Güzel aroma verir. Bir de bir baş soğan. Soğan patatesleri çok güzel yumuşak yapıyor. Çok az bir salça, baharat, yağ böyle dizeceğim, fırına iteceğim. Zaten yağ pişmeden önceki halini ya da piştikten sonraki halini çekerim. Azıcık bu portakal ve limon kabuklu çayımdan demleyeceğim. Aromalı çayımdan. Alt suyu koydum. Üstü için demlemek için de kahvecimde su kaynatıyorum. Üzerine daha demlik koyacağım. Tezgahımı topladım. Bulaşık makinemi çalıştırmam lazım. Bizim karınlar doydu. Aras Bey ödevini yaptı. Bu makarnayı geçen havuzda unutmuşuz. Dönerken uğradım aldım. Havuzdaydı zaten. Tanıdık olduğu için de sorun olmadı. Aras'ın odası yanıyor. Tren yolu yapmışlar. Aras kutunu bugün değil yarın yapsak olur mu? Ne? Şey raflarını yarın yapsak olur mu? Olur. Oh, içerisi biraz serinlemiş. Bunu taşıyabilir misin? Benim elim yaralı da. Neyse aldım tamam. Odana koyacaktım da şu parmağımın yarasının yara bandı çıktı ıslandıkça. Şimdi güzel bir çay demleyeceğim. Ben de burgerden kendime yaptım. Yemeğimi de hazırladım bu arada. Yanına salata yapacağım. Ama şimdi değil. Fırına şimdi vermedim. Yusuf'un gelmesine yakın sıcak sıcak. Çünkü patates yemeği sıcak güzel oluyor. Yanına dediğim gibi ya birazcık makarna yaparım ya da marullu salata yapacağım. Burada ne var? İşte bu dilimlediğim elmalarım var. Soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Kekik var. Paprika var. Yani kırmızı, acılı ya da acısız toz biber ve tuz. Ve tabii ki yağ. Sıvı yağ. Güzelce ovuşturdum. Tepsime yaydım. Mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalıştım ki böyle kızarsın. Kızarmış gibi olsun. Airfryer'den çıkıyor ya böyle. Bu arada airfryer demişken galiba eve şimdi oturup bakacağım. Bir tane sipariş vereceğim. Çünkü bayağı bir hayat kurtarıyor diye. Nerede vlog izlesem sürekli airfryer'ı görüyorum ve bayağı bir kullanışlı oluyor. 3 kapak yetecektir. 3 kaşık daha doğrusu. Suyum da kaynadı. Evet. Bu üstüne 4-5 bardaklık demlik çay yetecek. Altı kaynadıkça üstü demlensin. Ben şimdi vlogu burada kapatıyorum. Güzel bir yorgunluk çayı içeceğim ve montajımı yapıp dinlenmeye çekileceğim. Airfryer'ı birazcık araştırayım. Başka da bir işim bu akşam var mı? Yok. Bir de kayınvalideme uğrayayım. Gelirken elimde poşet karpuz falan vardı. Uğrayamamıştım. Bir bakayım ne yapıyor, ne ediyor. Yemekten zaten ona da indireceğim. Kabak çekirdeği koyacağım bir de çayın yanına. Dişim birazcık iyi ya. Çok şükür. Dişim iyi olunca artık iştahım yerine geldi. Dün çok mutsuzdum. İnanamazsınız. Neyse öpüyorum sizleri. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz. Bay bay.